Üçgen muska şeklinde lahana sarması. İster kıymalı, ister zeytinyağlı. Daha önceden haşlayıp soğuk suya aldığım, süzdüğüm lahanalarımı bu şekilde hazırladım. Ve iç harcımızı da dilerseniz siz zeytinyağlı bir iç harç malzemesi hazırlayabilirsiniz. Ben kıymalı bir iç harç kullandım. İç harcı için malzemeler kıyma, pirinç, bulgur. Oranlarını damak tadınıza ve kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Maydanoz, soğan, sarımsak, zeytinyağı, damak tadınıza göre iç yağ, kuyruk yağı ya da tereyağı, karışık salça, sumak, nar ekşisi, sumak ekşisi, nane, kekik, tuz, karabiber, pul biber, reyhan ve kimyon. Baharatlara ilave de yapabilirsiniz damak tadınıza göre. Tüm iç harcı güzelce karıştıralım. Soğan, sarımsak, nar ekşisi, sumak ekşisi, maydanoz, salçalar, baharatlar ve damak tadınıza göre yağlar. Hepsinin güzelce lezzetlerinin birbirine geçmesini sağlayalım. Lahana yaprağımızı şu şekilde uzun ince şeritler halinde bıçak yardımıyla keselim. Uç kısmına iç harcımızı yerleştirelim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Ve bir sağa bir sola çevirerek üçgen şeklini verelim. Bir yapraktan 3 adet üçgen muska şeklinde lahana sarması elde edeceğiz. Tüm lahanalarımızı aynı şekilde sardıktan sonra pişireceğimiz kaba güzelce dizelim. Tüm dolmalarımızı bu şekilde tenceremize yerleştirelim. Üzeri için 2 yemek kaşığı zeytinyağında 1 tatlı kaşığı kadar biber salçasını sıcak su ile çözdürelim. Bu da hoş bir görüntü ve lezzet katacaktır dolmamıza. Üzerine dökelim tenceremizin yeteri kadar suyu. Dolmalarımızın üzerine dilerseniz dolma taşı ya da uygun bir tabak kapatabilirsiniz. Önce harlı ateşte pişirelim. Kaynadıktan sonra kısık ateşte en az 1 saat pişmesini sağlayalım. Dolmamız kaynamaya başladı. Ağzı kapalı bir şekilde kısık ateşte en az 1 saat pişirelim. Lahana sarmalarımız pişmiş, suyunu da çekmiş. Şimdi ocağı kapatıp bir 10 dakika dinlenmeye bırakalım servisten önce. Üçgen muska şeklinde lahana sarmamız servise hazır. Afiyet olsun.